Gazetecilik mesleğine diplomatik alanda başlasam da investigative yani araştırmacı gazeteciliğe çok daha fazla ilgi duymuşumdur. Haliyle bu videonun sonunda bu konuşacağım konuyla alakalı bir duyuru yapacağım. O yüzden şimdi ABD'de geçirdiğim yıllar içerisinde kendimi de içinde birkaç defa bulduğum Amerikan adalet sisteminden bahsetmek istiyorum. Çünkü oldukça ilginç bir yapıya sahip. Temeli İngiliz hukuk sistemine dayanan Amerikan hukuku, çekişmeli adalet ve jüri sistemine dayanmaktadır. Bu ne demek? Yani bizim hukukumuzdaki hakim, savcı ve avukat üçlüsüne adamlar bir de senden benden oluşan bir karar mekanizması daha eklemiş. Adına jürili yargılama denen bu mekanizma, çekişmeli adalet sisteminde sadece olaya hukuksal bir mesele olarak bakmak yerine olayın barındırdığı gerçeklikleri de göz önünde bulundurmak için kurulmuş. Yani olaydaki hukuksal sınırları hakim belirlerken, jürilere ise hukuksal boyutlarıyla değil, eldeki belgeler ve bulgularla ilgilenme görevi vermişler. Böylelikle genelde elitlerden oluşan hakimler ile toplumun her kesiminden oluşan jüriler tarafsız ve adil bir karar için işbirliği yapmak zorunda bırakılmış. Az önce hakim ve savcılara elitler dedik. Tam burada nedenini açıklamak lazım bence. Çünkü ABD'de herkes hakim ve avukat olabilme imkanına sahip olabilse de hukuk fakültesini bitirenlerin çoğu toplumun ayrıcalıklı bir kesiminden geliyor. Bunun nedeni ise hukuk fakültelerinin çok pahalı olması. ABD'deki 200 hukuk fakültesinin ortalamasına göre yılda 43 bin dolar olan yıllık ödemeyi genelde orta sınıf üstü ailelerin çocukları yapabiliyor. Tabii bu durum tarih boyunca da hep böyle devam etmiş ve hakimler genelde soylu ailelerin çocuklarından oluşmuş. Haliyle bu hakimlerin genelde alt tabaka insanlardan oluşan hukuksal sorunlara empati kurabilme ve tarafsız olabilme sıkıntısı çektiği için jüri sistemi getirilmiş. Peki jüriler kimlerden oluşuyor? Jüriler 18 yaşının üstünde olmak, akıl sağlığının yerinde olması ve suça karışmamış olması gibi belli başlı kriterlerin haricinde toplumun her kesiminden aşçı, öğretmen, işçi, öğrenci gibi çeşitli meslekteki sivil bireylerden oluşuyor. Bu görev her Amerikan vatandaşı için zorunludur ve bulundukları ilçelerde jürili bir dava varsa bu davaya katılmaları gereklidir. Jüri seçimi bölge mahkemesi tarafından rastgele yapılır ve yargılamalar bazen bir gün bazen aylar sürebilir. Jüri adayları önemli bir mazereti yoksa mahkemeye gitmek zorundadır. Haliyle jüri üyeleri sıradan halktan oluştuğu için mahkeme sonucunda verilen kararların toplumun geri kalanı tarafından da kabul edilebilir olması amaçlanmaktadır. Peki jürinin görevleri nelerdir? Genelde 12 veya daha fazla jüri üyesinin yer aldığı ağır suç davalarında jüriler suçlanan kişi ve savcılık makamı tarafından sunulan delil ve belgeleri incelemekten sorumludur. Suçlanan kişinin avukatı ve suçlayan savcılık makamı yargılama süreci boyunca jüri üyelerine hitap eder ve kendi söylemlerini hakime değil jüri üyelerine kabul ettirmeye çalışır. Opening argument. Yes, Your Honor, we are. All right, you may proceed. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, I submit to you that we have more than met our burden in this case. Çünkü jüri sadece kendilerine sunulan delil, belge ve söylemleri değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bu söylem ve deliller neticesinde suçlanan kişinin suçlu veya suçsuz olduğuna karar verir. State of Florida versus Michael Draca, case number 1809851 CF. As to the charge of manslaughter, we the jury find as follows as to the defendant in this case. The defendant is guilty of manslaughter as charged. Mesela buna bir örnek vereyim. 2012 yılında Texas'ta babasından kalma bir at çiftliği olan 23 yaşındaki bir genç, kendisine yardım etmesi için işe aldığı 47 yaşındaki Jesus Mora Flores'i vahşice döverek öldürür. Polis raporuna göre bu genç Flores'in suratına defalarca yumruk ve göğüs kısmına çok sayıda tekme atmıştır. I've heard that a 47-year-old man lost his life here, which is tragic. You know, loss of life is tragic. And after they were down there working on horses, they had a barbecue, a get together here. Flores kendisini tanıyanların ifadesiyle zararsız, işinde gücünde ekmeğini kazanmaya çalışan bir kişidir ve genç tarafından öldürülmesi bulundukları kasabayı şok eder. And this was a shocked community that something like this could happen here, but
you know, things happen sometimes, you know, and it's a fortunate man lost his life. Doğal olarak genç tutuklanır ve başlatılan mahkeme sürecinde savcılık makamı kasten ve vahşice cinayet işlemek suçundan genç için maksimum hapis cezası ister. Savunma avukatı ise mahkeme sırasında gencin Flores'i dövdükten sonra polisi aradığını ve adamın ölmek üzere olduğunu, acilen yardım göndermelerini istediği ses kaydını dinletir. Well, that's 911, take emergency. I hear an ambulance. Okay. I don't know my lips. I don't know the address. I don't know nothing, ma'am. Ancak ambulans ve polis ekipleri olay yerine ulaştığında Flores'in cansız bedeniyle karşılaşır. Bu durumda mahkeme sürecinin diğer cinayet vakalarına kıyasla daha hızlı bitmesi beklenmektedir. Çünkü genç Flores'i öldürdüğünde inkar etmez. Tabii karar günü gencin ve hayatını kaybeden kurbanın aile ve tanıdıklarının da olduğu mahkemede hakim kararı açıklar. Gencin serbest bırakılmasına. Şimdi soracaksınız, adamı öldüren nasıl serbest bırakıldı? Çünkü 5 yaşındaki bir kız babası olan bu genç Flores'i çiftlikte kızına tecavüz ederken yakalar. Oradaki sahneyi görünce cinnet geçiren bu genç baba, Flores'e attığı çok sayıda yumruk ve darbelerle onu komaya sokmuştur. Daddy catches a child sex predator sexually molesting his screaming 5-year-old little girl and he punches the guy to death. The man who hears his daughter screams races to save her. The case goes to a grand jury for homicide charges. Burada gencin serbest bırakılmasını isteyenlerse hakim değil, jüri üyeleridir. Yani halkın kendisidir. Çünkü ortada bir cinayet olsa da arkasında geçerli bir moralite olduğu ve kim olursa olsun benzer tepkiler vereceği için toplum vicdanının kişinin serbest bırakılmasından yana olması gerektiği kararı alınır. Murder. The only thing this guy deserves is an award. A medal for Father of the Year. But I think justice was served. I don't think this father should be charged with a crime. Any father, any parent that sees their child being molestation or something like that, they're going to do something and they just kind of lose it when they see that. Tabii bu davada gencin kendine geldikten sonra polisi araması ve tecavüzcünün ölmemesi için çaba sarf ettiği de göz önünde bulundurulmuştur. Çok ilginç değil mi? Yani bir insanın hayatını ciddi şekilde etkileyecek ağır ceza yargılamaları sadece hukuksal boyutuyla değil, aynı zamanda toplumsal ve vicdani tarafıyla da değerlendirilir. Tabii burada ABD hukukunun mükemmel olduğunu savunmuyorum. Özellikle siyahi bireylerin suçlandığı yargılamalarda çoğunluğu beyazlardan oluşan jürilerin aldığı haksız kararlarda yok değil. Ancak günümüz hukukunun topluma anlayamadığı ve adil kararlar alamadığını düşünen biri olarak sizlere ABD'deki jüri mantığının nasıl çalıştığını anlatmak istedim bu videoda. Ve sanırım artık biliyorsunuz. Duyuruya gelince, araştırmaya çok meraklı olduğum ve öğrencilik zamanımda özellikle suç bilimiyle çok yakından ilgilendiğim için bundan sonra her perşembe günü bu kanalda birbirinden çetrefilli, gizemli ve yaşanmış suç dosyalarını ele alacağım. İçinde gerçek delil, sorgulama videoları ve ilgili materyallerin de olacağı bu videolarda Amerika'da suç ve yargı ikilisine yakından bakma imkanı bulacağız. İlginizi çekeceğini düşünüyorsanız abone ol tuşuna dokunmayı ve paylaşımları kaçırmamak adına bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.